Dost kazanma ve insanları etkileme sanatı. Dale Carnegie. Önsöz. Dost kazanma ve insanları etkileme sanatı ilk defa 1937'de sadece 5000 adet olarak basıldı. Dale Carnegie'de yayıncı Simon Schuster'da kitabın bu miktardan fazla satmasını beklemiyorlardı. Fakat kitap onları şaşırtacak bir şekilde birdenbire büyük bir sansasyon yarattı ve artan talebi karşılayabilmek için baskı üstüne baskı yapıldı. Dost kazanma ve insanları etkileme sanatı tüm zamanların uluslararası alanda en çok satan kitaplarından biri olarak yayıncılık tarihindeki yerini aldı. Neredeyse yarım asır sonra hala aynı hızla satmaya devam ettiği göz önüne alınırsa, kitabın insanların en hassas noktasına temas ettiği ve sadece buhran sonrasına özgü olmayan bir takım temel ihtiyaçlara yanıt verdiği anlaşılıyor. Dale Carnegie her zaman 1 milyon dolar kazanmanın İngiliz diline tek bir ibare kazandırmaktan çok daha kolay olduğunu söylerdi. Dost kazanma ve insanları etkileme sanatı da böyle bir ibare oldu. Açıklandı, tekrarlandı, taklit edildi. Siyasal karikatürlerden romanlara kadar sayısız metne konu oldu. Neredeyse bilinen tüm diller çevrildi. Her nesil onu tekrar keşfetti ve kendine yakın buldu. Burada şu mantıklı soru sorulabilir. Evrensel çekiciliğini ve etkinliğini kanıtlamış olan ve kanıtlamaya devam eden bir kitabı yeniden gözden geçirmek niye? Neden başarı kurcalanıyor? Buna cevap verebilmek için Dale Carnegie'nin hayatı boyunca kendi çalışmalarını bırakıp usanmadan gözden geçirdiğini bilmemiz gerekir. Dost Kazanma ve İnsanları Etkileme Sanatı adlı kitabın Carnegie'nin etkili konuşma ve insan ilişkileri adlı kursunda ders kitabı olarak kullanılmak üzere yazılmıştı ve hala kullanılmaktadır. Carnegie 1955 yılında ölümüne kadar bu kursları gözden geçirip düzenlemeler yaparak büyüyen toplumun artan ihtiyaçlarına uygun hale getirmeye çalıştı. Hiç kimse zamanın değişen akımlarına karşı Dale Carnegie'den daha duyarlı değildi. Carnegie öğretim metotlarını sürekli inceler, düzeltirdi. Etkili konuşma üzerine yazdığı kitabını defalarca gözden geçirip güncel hale getirmiştir. Eğer daha uzun yaşasaydı, 30'lu yıllarda beri dünyada meydana gelen değişiklikleri daha iyi yansıtabilmesi için dost kazanma ve insanları etkileme sanatına tekrar gözden geçirip düzenlerdi. Kitapta geçen bazı ünlü isimler ilk baskının yapıldığı zamandan çok iyi tanınırken bugünün okuyucuları tarafından artık tanınmıyorlar. Bazı örnekler ve deyimler şu anki sosyal duruma göre Victoria dönemindeki kalma bir romandakiler gibi tuhaf ve modası geçmiş görünüyor. Bu anlamda kitabın önemli mesajlar ve genel etkileri zayıflamış durumda. Bu nedenle bu düzenlemeyi yapmaktaki amacımız kitabın içeriği dokunmadan çağdaş okuyucu için anlamını ve açıklılığını güçlendirmektir. Dost kazanma ve insanları etkileme sanatını birkaç küçük eleme ve birkaç güncel örnek eklemesi yapmak dışında değiştirmedik. Etkili hafif Carnegie tarzı hatta 30'lu yılların argosu hala yerini korumaktadır. Dale Carnegie'nin tıpkı konuşur gibi coşkulu, günlük bir dille sohbet havasını yazdığı bilinmektedir. Sonuç olarak Carnegie'nin sesi kitabında ve çalışmalarında her zamanki gibi güçlü çıkıyor. Çünkü dört bir yanında binlerce insan her yıl artan sayıları ile Carnegie'nin kurslarından eğitiliyorlar. Geri kalan diğer binlerce insan da dost kazanma ve insanları etkileme sanatını okuyarak ve çalışarak kitaptaki prensipleri uygulayarak hayatlarını iyileştirmeye çalışıyor. Sizlere bu gözden geçirilmiş baskıyı son derece yararlı bir aracın parlatılıp elden geçirilmiş hali olarak sunuyoruz. Bu kitap nasıl ve neden yazıldı? 20. yüzyılın ilk 35 yılı boyunca Amerikan yayın evleri yarım milyondan fazla değişik kitap bastılar. Bu kitapların pek çoğu oldukça sıkıcıydı ve bazıları mali açıdan da başarısızdı. Bazıları da mı dedim, dünyanın en büyük yayın evlerinden birinin sahibi bana 75 yıllık deneyimden sonra bile hala yayımladıkları her 8 kitaptan 7'si tanesinde zarara uğradıklarını itiraf etti. O halde neden başka bir kitap daha yazmaya cüret ettim? Ve ben yazdıysam bile siz neden okuma zahmetine girdiniz? Her ikisi de yerine sorular ve ben bunları cevaplamaya çalışacağım. 1912'den beri New York'ta iş dünyasındaki erkek ve kadınlara yönelik eğitim kursları yönetiyorum.
Önceleri sadece genel konuşma dersleri veriyordum. Kurslar yetişkinleri eğitimler için planlanmıştı. Onlara gerçek deneyimlere dayanılarak hem iş görüşmelerinde hem de topluluk önünde ayakları yere basar şekilde düşünmeyi ve fikirlerini daha açık, etkili ve dengeli bir şekilde dile getirmeyi öğretmek amaçlanmıştı. Fakat zamanla bu yetişkinlerin etkili konuşma eğitimine ihtiyaçları olduğu kadar günlük işler ve sosyal ilişkilerde insanlarla ilişki kurma sanatı hakkında eğitim görmeye de ihtiyaç duyduklarını anladım. Aynı zamanda benim de böyle bir eğitime ihtiyacım olduğunu fark ettim. Geçmiş yıllara dönüp baktığımda incelik ve anlayıştan ne kadar yoksun olduğumu görüp dehşete düşüyordum. Böyle bir kitabın 20 yıl önce elime geçmiş olmasına ne kadar çok isterdim. Ne paha biçilmez bir hediye olurdu bu. Özellikle eğer iş dünyasındaysanız, insanlarla ilişki kurmak olasılıkla karşılaştığınız en büyük problemlerden biridir. Bir ev hanımı, bir mimar veya bir mühendis için de aynı şeyler geçerlidir. Birkaç yıl önce Carnegie Öğretim Geliştirme Kurumu gözetimi altında bir araştırma yapıldı ve bu araştırma oldukça önemli ve anlamlı bir gerçeği açığa çıkardı. Bu gerçek daha sonra Carnegie Teknoloji Enstitüsü tarafından yapılan bazı ek çalışmalar ile belgelendi, doğrulandı. Bu araştırmalara göre mühendislik gibi teknik alanlarda bile mali başarının yaklaşık %15'i kişinin teknik bilgilerine, %85'i ise insan ilişkilerindeki başarısına, kişiliğine ve insanları yönetme yeteneğine bağlıydı. Yıllarca her dönem Philadelphia Mühendisler Kulübü'nde ve ayrıca Amerikan Elektrik Mühendisleri Enstitüsü'nde New York şubesine kursta yönettim. Toplam olarak belki 1500'den fazla mühendis derslerime katıldı. Bana geldiler çünkü sonunda uzun yıllar süren deneyim ve gözlemler sonucu mühendislikte en yüksek ücret alan personelin kesinlikle mühendislik hakkında en çok bilgiye sahip olan kişi olmadığını anlamışlardı. Örneğin bir kişi mühendislik, mimarlık, muhasebe veya diğer mesleklere ilişkin teknik iş gücünü uygun bir ücret ile kiralayabilir. Fakat teknik bir bilgi fikirlerini açıkça ifade edebilen, liderlik vasfına sahip, insanlarda istek uyandırabilen biri daha yüksek kazanç elde etme gücüne sahiptir. Çalışmalarının en yoğun olduğu günlerden birinde John Doktor Rose Kelfel insanlarla ilişki kurma yeteneği şeker ya da kahve gibi satın alınabilir bir şeydir. Ve ben bu yeteneğe her şeyden daha fazla bedel öderim dedi. Güneşin altındaki her şeyden daha fazla o halde ülkedeki her üniversitenin güneşin altında en yüksek değere sahip olan yeteneğin gelişmesini sağlayacak kurslar düzenlenmesini beklemez misiniz? Fakat yetişkinler için sağduyuya yönelik uygulamalı kurslar veren tek bir üniversite varsa bile bu yazıyı yazana dek ben bunu fark etmedim. Chicago Üniversitesi ve YMCA okulları yetişkinlerin hangi konuda eğitim almak istediklerini saptamak için araştırma yaptılar. Araştırma 2 yıl sürdü ve 25 bin dolara mal oldu. Araştırmanın son bölümü Container Meridian'da yapıldı. Burası tipik bir Amerika kasabası olarak seçilmişti. Meridian'daki tüm yetişkinlerle görüşüldü ve onlardan 156 soruya cevap vermeleri için rica edildi. Mesleğiniz ya da işiniz nedir? Eğitiminiz, boş zamanlarınız nasıl geçiriyorsunuz? Kazancınız ne kadar? Hobileriniz, istekleriniz, problemleriniz çalışırken ilginizi en çok çeken konular ve bunun gibi birçok soru cevaplandırıldı. Bu araştırma sonucunda yetişkinlerin ilgilendikleri ilk konunun sağlık, ikinci konunun ise insanlar olduğu ortaya çıktı. İnsanların nasıl anlayıp onlarla nasıl geçineceklerini, insanların kendilerinden hoşlanmalarını nasıl sağlayacaklarını, diğerlerinin de kendileri gibi düşünmelerinin nasıl sağlanabileceğini merak ediyorlardı. Bu araştırmayı yöneten komite, Meriden yetişkinler için böyle bir kurs düzenlemeyi kararını verdi. Büyük bir gayretle bu konu hakkında uygulamalı bir ders kitabı arayışına girerler. Fakat bir tane bile bulamadılar. Sonunda yetişkin eğitimi üzerinde dünyanın en önemli otoritelerinin birine başvurarak bu grubun ihtiyacını karşılayacak herhangi bir kitap bilip bilmediğini sordular. Hayır yanıtı aldılar. O yetişkinlerin ne istediklerini biliyorum. Fakat ihtiyaç duydukları türde bir kitap hiçbir zaman yazılmadı.
kendi deneyimlerimden de bu cevabın doğru olduğunu biliyordum. Ben de yıllarca insan ilişkileri üzerine yazılmış pratik bir el kitabı aramış durmuştum. Böyle bir kitap var olmadığı için kendi kurslarımdan kullanmak üzere bir tane yazmaya çalıştım. İşte elinizdeki kitap böyle doğdu. Umarım beğenirsiniz. Bu kitabı hazırlarken konu hakkında bulabildiğim her şeyi gazete sütunlarından magazin makalelerine, aile kayıtlarından eski filozofların ve yeni psikiyatrların yazılarına kadar bulabildiğim her şeyi okudum. Bunlara ek olarak psikoloji üzerine yazılmış temel kitapları ve yüzlerce dergi maddesini inceleyerek sayısız yaşam öyküsünü ve çağlar boyunca ortaya çıkan büyük liderlerin insanlarla nasıl ilişki kurduklarını araştırarak ve bunun gibi gözden kaçırdığım her şeyle ilgilenerek 1,5 yıl geçirmesi için bir araştırmacı tuttum. Julius Caesar'dan Thomas Edison'a kadar tüm büyük liderlerin yaşam öykülerini okuduk. Sadece Theodore Roosevelt'e ait 100'den fazla biyografi okuduğumuzu hatırlıyorum. Herhangi birinin dost kazanma ve insanları etkilemek için kullandığı her pratik fikri keşfetmek için zamanımızdan ve paramızdan hiçbir kısıntı yapmamaya kararlıydık. Pek çok başarılı insana görüşme yaptım. Bunlardan bazıları dünyaca ünlüydü. Aralarında Marconi ve Edison gibi mucitler. Franklin, Roosevelt, James Farley gibi politik liderler. Owen D. Young gibi iş adamları. Carl Gall ve Mark Pickford gibi film yıldızları ve Martin Johnson gibi keşifler vardı. Bu insanların insanlarla ilişkilerinde kullandıkları teknikleri keşfetmeye çalıştım. Tüm bu malzeme ile kısa bir konuşma hazırladım. Adını da dost kazanma ve insanları etkileme sanatı koydum. Kısa diyorum çünkü başlangıçta kısaydı. Fakat çok geçmeden 1,5 saat süren bir konferansa dönüştü. New York'taki Carnegie Enstitüsü kurslarına yıllarca her dönem bu konuşmayı yaptım. Konuşmayı yaptıktan sonra dinleyicilerden önerilerimi iş ve sosyal ilişkilerinde kullanmalarını, sonra sınıfa gelip deneyimlerini ve elde ettikleri sonuçları anlatmalarını istiyordum. Ne ilginç bir ödevi. Kişisel gelişime aç olan bu kadın ve erkekler, insanlar ilişkilerini inceleyen yetişkinler için bu ilk ve tek laboratuvar çalışması düşünce karşısında büyülenmişlerdi. Bu kitap yazıldı derken kelimenin gelen anlamını kastetmiyorum. Kitap tıpkı bir çocuk gibi büyüdü. Binlerce yetişkin insanın deneyimleriyle bu laboratuvarda büyüdü ve gelişti. Yıllar önce kartpostaldan daha büyük olmayan bir kart üzerine basılmış bir dizi kuralla işe başladık. Daha sonraki dönemde daha büyük bir kart bastık. Sonra sayfalar, fasiküller derken küçük kitapçıklar dizisi geldi. Her biri içerik ve boyut bakımından daha gelişmişti. 15 yıllık bir deneyim ve araştırma sonucunda ise bu kitap ortaya çıktı. Burada kullandığımız kurallar sadece teori ya da varsayımlardan ibaret değildir. Bunlar büyü gibidir. İnanılmaz gibi gelse de bu kurallara başvurulmasının pek çok insanın hayatının gerçek değişikliklere neden olduğunu gördüm. İşte size bir örnek. 314 işçisi olan bir adam bu kurslardan birine katıldı. Kendisi yıllarca yanında çalışan işçileri hep azarlamış ve hiç çekinmeden suçlamıştı. Nezaket, memnuniyet ve takdir sözleri dudaklarına çok yabancıydı. Bu kitaplar tartışılan kurallar üzerinde çalıştıktan sonra bu patron hayat felsefesini tamamen değiştirdi. Artık şirketi yeni bir sadakat, yeni bir heves ve yeni bir takım ruhu ile yönetiyor. 314 düşman, 314 dosta dönüştü. Kendisi derslerden birine bir konuşmasına gururla şunları söyledi. Şirket içinde dolaşırken hiç kimse beni selamlamazdı. İşçilerin yaklaştığımı görünce başka yöne bakarlardı. Fakat artık hepsi benim dostum oldu. Hatta kapıcı bile beni ilk adım ile çağırıyor. Bu patron daha fazla kazanç sağladı. Boş zamanı arttı ve hepsinden önemlisi işinde ve evinde çok daha büyük bir mutluluk buldu. Sayısız satıcı bu kuralları uygulayarak satışlarını arttırdı. Yöneticilerin yetkileri ve maaşları arttırıldı. Bir yönetici bu gerçekleri uyguladığı için maaşından büyük bir artış olduğunu anlattı. Bir başkası, Philadelphia benzin işletmesinde çalışan bir yönetici, çok kavgacı ve insanları ustalıkla yönetme yeteneğinden yoksun olduğu için 65 yaşındaki yetişkinlerin
azaltılması tehlikesiyle karşı karşıya kalmıştı. Bu eğitim onu sadece bu durumdan kurtarmakla kalmadı. Aynı zamanda daha büyük bir maaş ile terfi etmesini sağladı. Pek çok kez kurs sonunda verilen ziyafete katılan eşler bana karı ya da kocaları bu eğitime başladıktan sonra yaşatılanların çok daha mutlu olduğunu anlattılar. İnsanlar elde ettikleri yeni başarılı sonuçlar karşısında sık sık hayrete düşüyorlardı. Bu onlara büyü gibi geliyordu. Bazı durumlarda büyük bir coşkuya kapılıp başarılarını anlatmak için 48 saat bekleyemeden beni pazar günleri evimden arıyorlardı. Bu kurallar hakkındaki konuşmalar birini o kadar çok heyecanlandırmıştı ki kendisi sınıfın diğer üyeleriyle geç saatlere kadar bu konuyu tartıştı. Sabah saat 3'te diğerleri evlerine döndüler. Fakat hatalarını kavradığında o kadar sarsılmış, önünde açılan yeni ve daha zengin bir dünya düşüncesinden o kadar etkilenmişti ki uyuyamıyordu o gece. Bir sonraki gece ve daha sonraki birkaç gece hiç uyuyamadı. Bu adam kimdi? Ortaya çıkan her yeni teoriye kapılmaya hazır, saf ve deneyimsiz biri mi? Hayır, ilgisi yok. O oldukça sofistike, üst dilli, mükemmel konuşan iki Avrupa Üniversitesi'nden mezun bir sanat eserleri pazarlamacısıydı. Bu bölümü yazarken ataları nesiller boyu orduda profesyonel subay olarak hizmet vermiş bir Alman aristokrattan mektup aldım. Bu Transatlantik'e yazılmış olan bu mektup bunda sanki kutsal kurallardan bahsediyormuş gibi. Bu kuralları nasıl uyguladığını anlatıyordu. Başka bir adam, yaşlı bir New Yorklu, Harvard mezunu büyük bir halı fabrikası olan oldukça sağlıklı biri. İnsanları etkileme sanatı hakkında 14 haftada aldığı eğitimde öğrendiklerinin aynı konuda 4 yıllık üniversitede öğrendiklerinden daha fazla olduğunu bildirdi. Saçma, gülünç, tuhaf, elbette bu durumu istediğiniz sıfatla nitelendirebilmek size kalmış. Ben size sadece 23 Şubat 1933'te New York Yale Kulüp'te bir perşembe akşamı muhafazakar, seçkin ve oldukça başarılı bir Harvard mezununun yaklaşık 400 kişi önünde yaptığı konuşmayı hiçbir yorumda bulunmadan aynen aktarıyorum. Olmamız gerekenin ancak yarısı kadar uyanığız diyordu Harvardlı. Ünlü profesör William James fiziksel ve zihinsel becerilerimizin ancak çok küçük bir bölümünü kullanıyoruz. Bunu açıkça ifade edersek bir bireyin yaşayabileceği sınırlardan çok uzakta kaldığı söylenebilir. Herkes kullanmayı alışkanlık haline getirdiği çok çeşitli güçlere sahiptir. Bu kitabın tek amacı kullanmamayı alışkanlık haline getirdiğiniz bu güçleri keşfetmenize yardım etmek, bunları geliştirmek ve bunlardan faydalanmanızı sağlamaktır. Eğitim, diyor Princeton Üniversitesi'nin eski rektörü Dr. John G. Hibben. Hayat şartlarına uyum gösterebilme yeteneğidir. Eğer siz bu kitabın ilk 3 bölümünü okuduktan sonra kendinizi hayat şartlarına karşı koymaya hazır hissediyorsanız, bu kitabın kesin bir başarısızlığa uğradığını kabul ederim. Eğitiminin en büyük hedefi, der Herbert Spencer, bilgi değil, eylemdir. Ve bu kitap da bir eylem kitabıdır. Bu kitaptan en iyi şekilde yararlanabilmeniz için 9 öneri. 1. Bu kitaptan gerçekten yararlanabilmeniz için vazgeçilmez bir kural. Diğer bütün kural ve tekniklerden çok daha önemli bir özellik var. Eğer bu özelliğe sahip olmadığınıza inanıyorsanız bu konuyla ilgili binlerce kuralı uygulamaya çalışmanız bile size pek yarar sağlamayacaktır. Bu özelliğe sahipseniz bu kitaptan en iyi şekilde nasıl yararlanacağınıza ilişkin önerileri okumada bile büyük başarılar elde edebilirsiniz. Bu sihirli özellik nedir? Sadece şu: gerçek ve güçlü bir öğrenme isteği, insanlarla ilişki kurma yeteneğinizi geliştirmek için kesin kararlılık. Böyle bir dürtüyü nasıl geliştirebilirsiniz? Bu kuralların sizin için ne kadar önemli olduğunu kendinize sürekli hatırlatarak, bu kuralların hayatınızı nasıl daha zengin, daha mutlu ve daha dolu dolu yaşamanızı sağlayacağınızı göz önünde canlandırın. Kendi kendinize defalarca, popülerliğim, mutluluğum ve değerim insanlarla ilişki kurma yeteneğime bağlı diyerek tekrarlayın. 2. Önce genel bir fikir edinmek için kitaba bir göz atın ve hızla okuyun. Büyük bir olasılıkla hemen bir sonraki
bölüme geçmek isteyeceksiniz. Eğer kitap sadece eğlenmek için okumuyorsanız bunu yapmayın. Eğer insanlarla ilişki kurma hünerinizi geliştirmek için okuyorsanız o zaman geri dönün ve her bölümünü dikkatle tekrar okuyun. Uzun vadede bu size zaman kazandıracak ve sonuç almanızı sağlayacaktır. 3. Okuduklarınız hakkında düşünmek için sık sık durun. Kendi kendinizi bu önerileri nasıl ve ne zaman uygulayabileceğinizi sorun. Kitap okurken elinize renkli bir kalem alın. Uygulayabileceğiniz düşündüğünüz bir öneriyle karşılaştığınızda yanına bir işaret koyun. Eğer dört dörtlük bir öneriyle karşılaşırsanız o zaman tüm cümlenizi altına çizin ya da XXX diye işaretini kullanın. Bir kitabı okurken gerekli yerleri işaretlemek ya da altını çizmek kitabı daha ilginç hale getirir ve tekrar gözden geçirmeyi kolaylaştırır. 5. 15 yıllık büyük bir sigorta şirketinde ofis yöneticiliği yapmış bir kadın tanıdım. Her ay şirketin o ay yayımladığı tüm sigorta anlaşmalarını okurdu. Evet, her biri birbirinden aynı olan pek çok anlaşmayı aylarca ve yıllarca okudu. Neden? Çünkü deneyimleri ona bunun anlaşma koşullarını tamamıyla aklında tutabilmesinin tek yolu olduğunu öğretmişti. Bir keresinde topluluk önünde konuşma hakkında bir kitap yazmak için yaklaşık 2 yılımı harcadım ve kendi kitabımda neler yazdığımı hatırlayabilmek için zaman zaman tekrar geri dönüp okumak gerektiğini anladım. Okuduklarımızı şaşırtıcı bir hızla unutuyoruz. O halde eğer bu kitaptan kalıcı bir şeyler öğrenmek istiyorsanız bir kere gözden geçirmenin yeterli olacağını düşünmeyin. Bir kere okuduktan sonra her ay kitabı tekrar gözden geçirmek için birkaç saatinizi ayırmalısınız. Kitabınızı masanızın üzerinde her an elinizin altına bulundurun. Sık sık göz gezdirin. Kitabın hala içinde barındırdığı zengin olasılıkları kendinize sürekli olarak hatırlatın. Bu prensipleri uygulamanın alışkanlık haline gelebilmesinin sürekli ve kararlı bir şekilde uygulama ve tekrar etme ile mümkün olabileceğini unutmayın. Bunun başka bir yolu yoktur. Bernard Shaw, birine bir şey öğretmeye kalkarsanız bunu asla öğrenemeyecektir, diyor. Shaw, bu konuda haklı öğrenimin bir eylem sürecidir. Yaparak öğreniriz. O halde bu kitaptaki prensipleri iyice öğrenmek istiyorsanız bunları her fırsatta uygulayın. Bunu yapmazsanız hepsini kısa sürede unutursunuz. Sadece kullandığınız bilgileri kafanıza sokabilirsiniz. Bu prensiplerini uygulamak her zaman çok kolay olmayabilir. Bunu biliyorum. Çünkü kitabı yazan benim ve buna rağmen savunduğum prensipleri her gün uygulamak bana da zor geliyor. Örneğin, yorgun olduğunuz bir anda karşınızdaki insanın bakış açısını anlamaya çalışmak yerine onu eleştirmek ve suçlu bulmak daha kolaydır. Çoğu zaman hataları bulmak, övgüye değer bir şeyler bulmaktan çok daha kolaydır. Diğer kişinin isteklerini yerine kendi isteklerinizden söz etmek daha doğaldır ve bu böyle sürer. Bu kitabı okurken sadece bilgi edinmeye çalışmadığınızı hatırlayın. Yeni alışkanlıklar edinmeye de çalışıyorsunuz. Evet, siz yeni bir hayat tarzı oluşturuyorsunuz. Bunun için de zamana, kararlılığa ve bol bol uygulamaya ihtiyacınız var. O halde sık sık bu sayfalara başvurun. Bu kitabı insan ilişkileri üzerine yazılmış bir başucu kitabı olarak kabul edin ve bir çocukla uğraşmak, işinizi ikna etmek ya da hoşnutsuz bir müşteriyi tatmin etmeye çalışmak gibi özel problemlerle karşılaştığınızda düşüncesiz de doğal bir tepki vermeden önce biraz duraksayın. Çünkü bu genellikle yanlış bir tepkidir. Bunun yerine sayfalara dönerek daha önce de işaretlediğiniz paragraflara bir göz atın. Sonra bu yeni yolları uygulamaya çalışın ve nasıl harikalar yarattığını görün. 7. Eşinize, çocuğunuza ya da iş ortağınıza sizin bu prensiplerden birinin uymadığınızı her gördüğünde sizden bir miktar para istemesini teklif edin. Bu kuralları tam anlamıyla benimsemek için bunu heyecanlı bir oyun haline getirin. Bir keresinde önemli bir Wall Street bankasının başkanı sınıfımdaki bir konuşmasında kendi kişisel gelişimi için kullandığı çok etkin bir sistemden bahsetti. Kendisi yetersiz bir eğitim almış olmasına rağmen Amerika'nın en önemli bankacılarından biri olmuştu. Başarısını kendi geliştirdiği bu sistemi sürekli olarak uygulamasına borçlu olduğu itiraf ediyordu. Size onun yaptıklarını kendi cümleleriyle anlatmaya çalışacağım. Yıllarca gün boyu meşgul olduğum randevularımı gösteren bir defter tuttum. Ailem cumartesi akşamları için benimle ilgili plan yapmazdı.
Çünkü her cumartesi akşamının bir bölümünü kişisel yoklamaya, değerlendirmeye ve eleştirmeye ayırdığımı belirledi. Bilirlerdi. Yemekten sonra randevu defterimi alıp bir hafta boyunca katıldığım bütün görüşmeler, tartışmalar ve toplantılar hakkında düşünürdüm. Kendi kendime sorardım. Ne gibi hatalar yaptım? Yaptığım doğru şeyler neler ve performansımı hangi yollarla geliştirebilirim? Bu deneyimden neler öğrenebilirim? Bu haftalık incelemelerin beni genellikle mutsuz ettiğini fark ederdim. Kendi hatalarım yüzünden sık sık hayrete düşerdim. Tabii yıllar geçtikçe bu hataları daha az tekrarlar oldum. Bazen seanslardan sonra kendimi övdüğüm bile oldu. Yıllarca devam eden bu kişisel analiz, kişisel eğitim sistemi denediğim diğer sistemlerden çok daha yararlı oldu. Karar verme yeteneğini geliştirmeme yardımcı oldu. İnsanlarla olan tüm ilişkilerimde bana yol gösterdi. Hepinize bunu tavsiye ederim. Bu kitapta tartışılan prensipleri nasıl uyguladığımızı kontrol etmek için neden benzer bir sistem kullanmayalım? Eğer bunu yaparsanız iki sonuç çıkacaktır. Birincisi, kendinizi hem ilgi çekici hem de paha biçilmez bir eğitim süreci içinde bulacaksınız. İkincisi, insanlarla tartışma ve onlarla ilişki kurma yeteneğinizin inanılmaz ölçüde geliştiğini göreceksiniz. 9. Bu kitabın sonunda bu kuralları uygulayarak kazandığınız zaferleri kaybedebilmeniz için birkaç boş sayfa bulacaksınız. Ayrıntılara önem verin. İsimleri, tarihleri, sonuçları kaydedin. Bu tür kayıtlar tutmak çabanızı artıracaktır. Üstelik yıllar sonra bu kayıtları tesadüfen bulmanız ne kadar ilginç olacak düşünsenize. Bu kitaptan en iyi şekilde yararlanmak için A. İnsan ilişkilerinde uzmanlaşmak için güçlü, derin bir istek duyun. B. Bir sonraki bölüme geçmeden önce her bölümü iki kere okuyun. C. Kitabı okurken kendi kendinize her öneriyi nasıl uygulayabileceğinizi sormak için sık sık durun. D. Her önemli fikrin altını çizin. E. Bu kitabı her ay tekrar gözden geçirin. F. Bu prensipleri her fırsatta uygulayın. Bu kitabı günlük problemlerinizi çözmenize yardımcı olacak bir rehber kitap olarak kullanın. G. Öğreniminizi heyecanlı bir oyun haline getirmek için bazı arkadaşlarınızdan bu prensiplere uymadığınızı fark ettiklerinde sizden belirli bir miktar para almalarını isteyin. H. Gelişiminizi her hafta kontrol edin. Kendinize hangi hataları yaptığınızı, nasıl bir ilerleme kaydettiğinizi, gelecek için ne gibi dersler aldığınızı sorun. 1. Kitabın arkasına bu prensipleri nasıl ve ne zaman uyguladığınızı gösteren notlar alın. 1. Bölüm: İnsanlarla ilişkilerde temel yöntemler. 1. Bal toplamak istiyorsanız arı kovanına çomak sokmayın. 9 Mayıs 1931 tarihinde New York'ta tüm zamanların en ünlü ve heyecan verici insan avı yaşandı. Haftalarca süren aramalardan sonra çifte tabancalı Crowley, yakayı ele vermiş, West End sokağında sevgilisinin apartmanından kıstırılmıştı. 150 polis ve dedektif onun bu çatı katındaki sığınağını kuşattılar. Çatıda delikler açtılar ve göz yaşartıcı gaz kullanarak polis katili Crowley'i dışarı çıkarmaya çalıştılar. Daha sonra çevredeki binalara makine tüfeklerini yerleştirdiler ve bir saatten fazla bir süre New York'un bu seçkin yerleşim bölgesi tabanca sesleri ve makineli tüfeklerin gürültüleriyle yankılandı. Crowley bir kanepenin arkasına sinmiş, polise ateş edip duruyordu. 10 bine yakın insan da heyecanlı bu çatışmayı izliyordu. O güne kadar New York kaldırımlarında buna benzer bir olay yaşanmamıştı. Crowley yakalandığında polis komiseri E.P. Mulroney bu çifte tabancalı katilin New York tarihinde görülen en tehlikeli suçlu olduğunu bildirdi. Peki çifte tabancalı Crowley kendini nasıl görüyordu? Bunu biliyoruz çünkü polisin apartmanı ateş ederken o ilgini makama başlıklı bir mektup yazmıştı. Mektubu yazarken yaralarından akan kan kağıdın üzerine kırmızı bir leke bırakmıştı. Bu mektupta Crowley, "Ceketimin altında yorgun ama nazik bir kalp var," diyordu. Hiç kimseye zarar vermeyecek bir kalp. Bu olaydan kısa süre önce Crowley, Long Island'da bir kasaba yolunda kız arkadaşıyla arabada sevişiyordu. Birdenbire bir polis arabaya yaklaşmış ve "Ehliyetini görmek istiyorum," demişti. Crowley,
Tek kelime söylemeden tabancasını çekmiş ve polisi kurşun yağmuruna tutarak delik deşik etmişti. Ölen polis yere düşerken arabadan dışarı fırlayan Crowley onun tüfeğini yakalamış ve yere kapaklanan bedenini bir kurşun daha sıkmıştı. Ceketimin altında yorgun ama nazik bir kalp var. Hiç kimseye zarar vermeyecek bir kalp diyen katil işte bu adamdı. Crowley elektrikli sandalyeye idama mahkum oldu. Sing Sing'de infaz evine geldiğinde insanları öldürdüğüm için mi bu ceza bana verildi? Hayır dedi. Kendimi savunduğum için cezalandırıldım. Bu hikayede anlatılmak isteyen şey şu. Çifte tabancalı Crowley kendini hiçbir şekilde suçlu görmüyordu. Suçlular arasında bu durumun önder görüldüğünü mü düşünüyorsunuz? Eğer öyleyse bunu dinleyin. Yaşamımın en güzel yıllarını insanlara basit zevkler yaşatmak için harcadım. Keyifli dakikalar geçirmelerine yardımcı oldum. Ama tüm elime geçen aranan bir adam damgası yemek oldu. Kullanıldım ben. Bunlar Al Capone'e ait sözler. Capone de kendini suçlu görmüyordu. Üstelik halk tarafından anlaşılmamış, diğeri bilinmemiş iyiliksever bir vatandaş olarak görüyordu kendini. New York'ta bir başka gangsterin kurşunlarına hedef olan ölen Dos Souls da aynı şekilde düşünüyordu. Bu ünlü gangster halka yararlı bir insan olduğuna gerçekten inanıyordu. New York'un ünlü Sing Sing hapishanesinin müdürlüğünü yapmış olan Lewis Loves ile mektuplaşmıştım. Loves bana Sing Sing'de suçluların çok azı kötü bir adam olduğunu kabul eder diye yazmıştı. Onlar tıpkı sizin gibi veya benim gibi birer insandırlar. Bu nedenle akıl yürütür. Açıklama yaparlar. Size neden kasaları açıp soyduklarını, neden silahların tetiklerini çektiklerini anlatırlar. Pek çoğu aykırı veya mantık dışı topluma ters gelen davranışlarını haklı gösterecek neden bulurlar ve inatla asla tutuklanmamaları gerektiğini savunurlar. Eğer Al Cap çifte tabancalı Crowley'i, Death Shows ve hapishanede duvarlar arkasına umutsuz kadınlar ve erkekler kendilerini hiçbir şekilde suçlamıyorlarsa bir bunu neden yapıyoruz? Kendi ismini taşıyan mağazalar zincirinin kurucusu John Wanamaker bir zamanlar başkalarını azarlamanın aptalca bir davranış olduğunu 30 yıl önce öğrendim. Benim Tanrı'nın neden herkese eşit akıl dağıtmadığı düşünüp dertlenmeyecek kadar çok sorunum var demişti. Wanamaker dersini erken almıştı. Bense bu dünyada bir asrın üçte birinin iyi kötü geçirdikten sonra ne kadar hatalı olurlarsa olsunlar. Depardieu petrol skandalını ele alalım. 1920'li yılların başlarında gazeteler olayı protesto etti. Yer yerinden oynadı. O günleri yaşayanlar daha önce böyle bir olaya tanık olmamışlardı. Skandal şöyle gelişmişti. Harding kabinesinin İçişleri Bakanı Albert Fall donanmanın ihtiyaçları için ayrılıp korunan Elk Hill ve Tab Dome'den petrol rezervlerinin işletim sorumluluğu verilmişti. Bakan Fell herkese eşit hak tanıyan bir ihale mi açtı? Hayır. Bu karlı ağız suların sulandıran kontratı doğrudan arkadaşı Edward Dan'in ikram etti. Peki Dan ne yaptı? Dan, Bakan Fell'a kendi deneyimiyle 100 bin dolar ödünç verdi. Bunun üzerine Bakan Fell, Birleşik Devletler Donanması'na yöreye giderek El rezervlerinin civarında bulunan ve buralardan petrol hortumlayan rakip kuyu sahiplerini bölgeden çıkarması için yüksek emir yetkisini kullandı. Silah zoru ile yerlerinden atılan rakip kuyu sahipleri mahkemeye koştular ve Tepo Dom skandalının su yüzüne çıkmasını sağladılar. Olay öylesine çirkindi ki Harding kabinesini düşürdü. Tüm ülkenin midesini bulandırdı. Cumhuriyetçi Parti'ye sarsıntı geçirdi ve Albert Fall parmaklıklar arasına gönderdi. Fall ağır bir şekilde suçlandı. Toplumda hiç kimse onun bu kadar suçlanıp dışlanmamıştı. Fall da bu durumdan pişmanlık duydu mu? Asla. Yıllar sonra Herbert Hoover bir konuşmasına Başkan Harding'in ölümüne bir arkadaşının ihanetinin neden olduğu anksiyeti ve üzüntünün yol açtığı üstü kapalı bir şekilde açıkladı. Bayan Fall bunu duyduğunda oturduğu koltuktan ayağa fırlayıp ağlamaya başladı. Kaderlerine lanetler yağdırarak yumruklarını sıkıyor ve haykırıyordu. Ne Fall, Harding'e ihanet mi etmiş?
Benim kocam hiç kimseye ihanet etmedi. Bir ev dolusu altın bile kocama yanlış bir şey yaptıramazdı. Asıl ihanete uğrayan oydu ve onu çarmıha girdiler, katlettiler. İşte insan doğası böyle hareket ediyor. Suçlu olan kişiyi kendisinden başka herkesi suçluyor. Hepimiz böyleyiz. Yarın birbirimiz birini eleştirmek istediğimizde El Cap'ın çifte tabancalı kıvrulu ve alt etrafın anımsayalım. Eleştirilerinin tıpkı posta güvercinlerine benzediği bir gün mutlaka evine döndüğünü unutmayalım. Yanlışlığını düzeltmeye kalkışacağımız veya suçlayacağımız kişinin kendisini savunacağı ve karşılığında bizi suçlayacağını ya da nazik taft gibi başka nasıl davranabilirdim anlamıyorum diyebileceğini aklımızdan çıkarmayalım. 1865 yılı 15 Nisan sabahı. Abraham Lincoln'un ölü bedeni John Wilkes Booth'un onu kurşunladığı Fort Terton'un karşısında ucuz bir pansiyonun yatakhanesinde uzatıldığı yerde yatıyordu. Lincoln uzun boylu olduğundan bedeni ortaya çökmüş bir karyolanın üzerine çapraz olarak konmuştu. Karyolanın başucundaki duvara Rauch Bonhour'un ünlü eseri Alt Pazarının ucuz bir prodüksiyonu asılmıştı. Gaz sobasının sarı alevleri titreşiyordu. Lincoln'un ölüsü orada öylece yatarken Savaş Bakanı Stanton burada dünyanın bugüne kadar gördüğü en büyük yönetici yatıyor dedi. Lincoln'un insanlarla ilişkilerinde başarısının sırrı neydi? 10 yıl boyunca Abraham Lincoln'un yaşamını inceledim ve Lincoln the Ufuan adlı kitabını yazmak ve yeniden yazmak için 3 yılımı harcadım. Lincoln'un kişiliğini ve ev yaşantısını incelemek için bir insanın yapabileceği en ayrıntılı ve yorucu çalışmayı yaptığıma inanıyorum. Özellikle Lincoln'un insanlarla ilişki kurma yönetimini inceledim. O da başkalarını eleştiriyor muydu? Kuşkusuz evet. O gençliğinde Indiana Piegan Cranley ile yaşarken sadece eleştirmekle kalmayıp insanlarla alay etmiş, küçültücü şiirler ve mektuplar yazmış ve bunları bulunup okunmalar için kasabanın yollarına serpiştirmişti. Bu mektuplardan biri ömür boyu içine kavuracak bir kırgınlığa da neden olmuştu. Lincoln, Illinois'te avukatlık yapmaya başladıktan sonra bile karşıt fikirli kişilere gazetelerde yayınlanan mektuplarıyla alenen sataşıyordu. Bir kez bu konuda çok aşırıya gitmişti. 1842 yılında sonbaharında Jean Schell isimli hırçın ve kendini beğenmiş bir politikacıya yerden yere vurarak komik duruma düşürdü. Lincoln onu Spiffen Journal gazetesinde yayınlanan imzasız bir mektubuyla öylesine hicvetti ki bütün kasaba kahkahadan kırıldı. Onurlu ve hassas bir kişiliğe olan Schell haklı olarak öfkeden köpürdü. Mektubu kimin yazdığını araştırıp öğrendi. Atına atladığı gibi Lincoln'un buldu ve kendisine düelloya davet etti. Lincoln dövüşmek istemiyordu. Düellonun karşısındaydı ama onurunu korumak zorunda kaldığında bu düelloden kaçamadı. Silah seçimi ona bırakılmıştı. Kolları uzun olduğu için süvari kılıcını seçti ve bir West Point mezunundan kılıçlı dövüş dersleri aldı. Kararlaştırılan günde Lincoln ve Shells Misipre Irmağı karşısında bir kumsalda buluştular ve ölümüne dövüşmek için hazırlandılar. Neyse ki son anda tanıkları araya girdi ve düelloyu durdurdular. Bu Lincoln'un yaşamındaki en kötü olaydı. Bu olay ona insanlarla ilişki kurma sanatı konusunda son derece değerli bir ders verdi. O günden sonra asla saldırgan bir mektup yazmadı. Hiç kimse ile alay etmedi. Kimseyi küçük düşünmedi. Hatta o günden sonra hemen hemen hiç kimseyi eleştirmedi. İç savaş sırasında Lincoln zaman zaman Potomac ordu komutanını değiştirip yerine yeni bir general atamıştı. Hepsi de sırasıyla McClellan, Pope, Burnside, Hooker, Meade trajik bir şekilde büyük hatalar yapıp Lincoln'u umutsuzluğa düşürdüler. Halkın yarısı bu beceriksiz generalleri lanetleyip suçlarken Lincoln hiç kimseyi lanetlememeliyiz, herkese yardım etmeliyiz diyerek soğukkanlılığını korudu. Lincoln'un çok sevdiği bir diğer söz de yargılamayınız çünkü siz henüz yargılanmadınız der. Bayan Lincoln ve diğer kişiler güneyli insanları acımasızca eleştirirken Lincoln onları eleştirmeyin,
Onlar da benzer koşullarda bizim davranacağımız gibi davranıyorlar demişti. Eğer haklı olarak birini eleştirmesi gereken bir insan varsa o kişi link oldu. Aşağıdaki olaya bir göz atalım. Gettysburg Savaşı 3 gündür sürüyordu. 4 Temmuz 1863 gününün gecesi fırtına çıkmış, her yeri sel basmıştı. Lee güneye çekilmeye başladı. Yenik ordusu ile Potomac'a ulaştığında önündeki sulan kabarmış geçit vermeyen nehir ile arkasındaki muzaffer Birleşik Devletler ordusunun arasında kaldı. Lee tuzağa düşmüştü. Kaçamıyordu. Lincoln bunu fark etti. İşte karşısında Tanrı'nın ona sunduğu altın bir fırsat vardı. Lee'nin ordusunu ele geçirme ve savaşa o anda son verme fırsattı. Lincoln bu büyük umutla savaş konseyini toplamadan hemen Lee'ye saldırması için Meade emir verdi. Bu emir bir telgraf ile bildirilirken bir yandan da harekatı hemen başlatması için Meade özel bir elçi yolladı. Peki General Meade ne yaptı? Kendisine emredilen tam aksini, Lincoln'un emirlerine tepki göstererek savaş konseyini toplantıya çağırdı. Kararı ertelemek için elinden geleni yaptı. Her türlü bahanenin yer aldığı telgraf çekti. Lee'nin saldırmayı göğüs göğüse savaşı reddetti. Sonunda ırmağının suları çekildi ve Lee ordusunu ile Potomac'ı geçip kurtuldu. Lincoln öfkesinden çıldırmıştı. Oğlu Robert'a ne demek bu diye bağırıyordu. Hey büyük tanrım ne demek bu? 2 adım ötemizdeydiler. Sadece kolumuzu uzatmamız yeterliydi. Onlara yaklaşmıştık. Buna karşın orduyu harekete geçirecek hiçbir şey söyleyemedim. Yapamadım. Bu koşullar altında herhangi bir general Lee'nin yenilebilirdi. Ben bile oraya gitsem ona dayak atıp galip gelebilirdim. Bu düş kırıklığı içinde oturup M'de aşağıdaki mektubu yazdım. Yaşamının bu döneminde Lincoln'un sözlerini son derece sakınarak ve dikkatli bir şekilde kullandığını da unutmayın. 1863 yılında Lincoln'un yazdığı bu mektuptaki sözler kullanabileceği en ağır azara eşdeğerdir. Sevgili General, Lee'nin kaçışının ne büyük bir talihsiz olduğunu anlayabildiğinizi sanmıyorum. Kolayca ele geçirebileceğiniz bir konumdayken üstüne gidebilseydik, son başarımızla birlikte bu savaşa bir son verebilecektik. Bu durumda belirsiz bir zamana kadar savaş uzayıp gidecek. Geçen pazartesi güvenlik içinde olduğumuz halde Lee'ye saldıramadığınıza göre elinizdeki kuvvetin sadece 3'te 2'sinin götürebilme olanağına sahip olduğunuz ırmağın güney yakasında nasıl başarı olabilirsiniz? Bunu beklemek mantıksızlık olur ve zaten ben sizin bunu başarabileceğinize inanmıyorum. Altın fırsatı kaçırdık. Bu nedenle anlatamayacağım kadar üzgünüm. Matt bu mektubu okuduğu zaman ne yaptı dersiniz? Matt bu mektubu hiçbir zaman görmedi. Lincoln mektubu postaya vermemişti. Mektup onun ölümünden sonra belgeleri arasında bulundu. Sanırım bu sadece bir sanı. Lincoln bu mektubu yazdıktan sonra pencereden dışarı baktı ve kendi kendine "Dur bir dakika. Belki de acele karar vermemeliyim. Ben Beyaz Saray'da rahat ve sakin otururken M'de saldırması için emir vermem çok kolay. Eğer Gettysburg'da olsaydım, bir hafta boyunca M'din gördüğü kadar kan görmüş olsaydım, yaralıların ve ölenlerin çığlıkları kulaklarımı çınlatsaydı, belki ben de onun yaptığı gibi saldırı konusunda isteksiz davranırdım. Eğer ben de M'de kadar tedirginlik vereceğim bu durumda olsaydım, belki de tıpkı onun yaptığını yapardım. Her neyse, olan oldu artık. Bu mektubu göndermek beni rahatlatacak ama M'de kendini savunması için bir fırsat vereceğim ve o beni suçlayacak, duyguları incinecek. Bir komutan olarak gelecekte başarılı olması zor olacak ve belki de bu onun ordunun başından çekilmesine neden olacak dedi. Böylece Lincoln mektubu bir kenara bıraktı. Çünkü daha önce de acı deneyimi sonucu acımasız eleştirinin hiçbir yararının olmayacağını öğrenmişti. Theodore Roosevelt başkanlığı sırasında aklını karıştıran bir sorunla karşılaştığında sırtını koltuğuna yaslayıp Beyaz Saray'daki masanın karşısında duvara asılı olan Lincoln'un büyük boyu tablosuna baktığına ve benim yerimde Lincoln olsaydı bu sorunu nasıl çözerdi diye kendi kendisine sorduğunu anlatmıştı.
Birini azarlama ya da eleştirme arzusu duyduğumuzda cebimizden bir 5 dolar çıkarıp paranın üzerindeki Lincoln'un resmine bakalım. Ve eğer Lincoln benim yerimde olsaydı bu durumda ne yapardı diye düşünelim. Mark Twain arada sırada öfkeye kapılır ve yazdığı kağıtları bile kıpkırmızı edecek türden mektuplar yazardı. Örneğin bir keresinde öfkesini kabartan bir adama "Sana gereken şey bir defin ruhsatı. Ağzını açıp istemen yeterli. Ben hemen gidip sana defin ruhsatını çıkartırım." demişti. Bir başka sefer yazılarındaki kelime ve noktalarıma doğru kullanmasını isteyen bir düzeltmen hakkında editöre şöyle yazmıştı: "Bundan sonra gönderdiğim metne sadık kalınız. Düzeltmeniz önerilerini kendi kokmuş beynini düzeltmek için kullansın." Bu iğneli mektuplar Mark Twain kendini daha iyi hissetmesini sağlıyordu. Böylece içinde biriken öfkeyi dışa vurabiliyordu. Bunun kimseye zararı olmuyordu. Çünkü Mark Twain eşi bu mektupları postaya vermeden ortadan kaldırıyordu. Değiştirmek, düzene sokmak ve geliştirmek istediğiniz birini tanıyor musunuz? Güzel. Peki neden işe kendinizden başlamıyorsunuz? Tamamen bencil bir bakış açısıyla düşünecek olursak, insanın kendi kendini değiştirip geliştirmesi başkalarını değiştirip geliştirmekten çok daha yararlı ve çok daha tehlikesiz. Konfüçyüs kendi kapının önünü temiz değilken başkasının çatısındaki kardan yakınma diyor. Genç olduğum ve başkalarını etkilemek için büyük çaba harcadığım dönemde Amerika'da edebiyat dünyasının ünlü yazarı Richard Harding Davis'e aptalca bir mektup yazmıştım. Bir dergi yazarlar hakkında yazı hazırlıyordum ve Davis'e çalışma yöntemini sormuştum. Birkaç hafta önce birdenbire altında bir dipnot bulunan bir mektup almıştım. Dipnotta dikte edilmiş ama okunmamıştır yazıyordu. Çok etkilenmiştim. Mektubu yazanın çok büyük, çok yoğun ve çok önemli biri olduğu hissi kapılmıştım. Benim için iş yoğunluğum yoktu. Ama Richard Harding Davis üzerinden bir etki bırakmaya heveslendiğimden mektubumun sonuna "dikte edilmiş ama okunmamıştır" notunu ekledim. Davis yeni bir mektup yazmaya bile tenezzül etmedi. Mektubumun altına "kötü huyların hakkında yine kötü huylar gelir" sözlerini karalayıp bana geri gönderdi. Doğrusu ahmakça hareket etmiş ve bu azar sözcüklerini de hak etmiştim. Ama bir insan olduğumdan bu duruma içerledim. O kadar çok içerledim ki 10 yıl sonra Richard Harding Davis'in ölüm haberini okuduğumda bunu söylemeye utanıyorum. İlk olarak onun bana yaşattığı acıyı anımsadım. Eğer yıllar boyu sürecek ve ölünceye kadar unutulmayacak bir küskünlük veya kin oluşturmak istiyorsanız iğneleyici bir eleştiride bulunun. İnsanlarla ilişki kurarken mantıklı yaratıklarla karşı karşıya olmadığımızı aklımızdan çıkarmayalım. Biz duygusal davranan, ön yargıları olan, onurunu ve gururunu düşkün yaratıklarla iletişim kurmaya çalışmaktayız. Acımasız eleştiri, İngiliz edebiyatına zenginlik katan yazarların en iyilerinden biri olan duygusal romancı Thomas Hardy'nin roman yazmaktan vazgeçmesine neden oldu. Eleştirilen İngiliz şair Thomas Chatterton intihar etti. Gençliğinde dobralığı ve patafatsızlığı ile tanınan Benjamin Franklin insan ilişkilerinde diplomasi kullanmayı öğrenip bu yeteneğinden o kadar ustalaştı ki onu Fransa'ya Amerika elçisi olarak atadılar. Bu başarısının sırrı neydi? Franklin bunu "hiç kimse hakkında kötü konuşmam. Daima onların herkesin bildiği en iyi yönlerinden söz ederim" diyerek açıklıyordu. Bir budala bile eleştirilebilir, suçlayabilir, yakınabilir. Nitekim pek çok budala böyle davranır. Ama anlayışlı ve bağışlayıcı olmak için sağlam bir kişilik ve otokontrol gerekir. Carly büyük adam büyüklüğünü küçük adamlara karşı sergilediği davranışıyla belli eder demiştir. Havacılık gösterilerinde sık sık yer alan ünlü deneme pilotu Bob Hover, San Diego'da yapılan bir hava gösterisine sonra Los Angeles'taki evine dönüyordu. Hava Harekatı dergisinin anlattığına göre yerden 3000 feet yükseklikte uçarken motorlarının ikisi birden aniden duruvermişti. Hover usta bir manevrayla uçağı indirmeyi başarmıştı. Uçak büyük yaralar almıştı ama hiç kimseye hiçbir şey olmamıştı.
Bu acil inişten sonra Hoover ilk işi uçağın yakıtını kontrol etmek olmuştu. Tam kuşkulandığı gibi kullandığı 2. Dünya Savaşı dönemine ait pervaneli uçağa göz yağı yerine jet yakıtı doldurulmuştu. Havaalanına geri döndüğünde Hoover uçağına bakım yapan teknisyeni görmek istemişti. Genç adam yaptığı hatanın üzüntüsünden hasta olmuştu. Hoover ona yaklaştığında gözyaşları sicim gibi yanaklarından süzülüyordu. Çok pahalı bir uçağın parçalanıp yitirilmesine neden olmuştu ve 3 kişinin de yaşamlarının yitirmesine ramak kalmıştı. Hoover'ın ne kadar öfkeli olabileceğini sanırım düşünebilirsiniz. Bu değerli ve onurlu pilotun sözlerini dikkatsiz gencin yüzünden bir tokat gibi patlaması beklenirken Hoover teknisyene paylamamıştı. Hatta eleştirmemişti bile. Bunun yerine güçlü kolunu genç adamın omzuna dolayarak "Bunu bir daha yapamayacağından emin olduğumu göstermek için yarın F-51'imin bakımını senin yapmanı istiyorum." demişti. Anne ve babalar çoğu zaman çocuklarını eleştirme isteği duyarlar. Size bunu yapmamanızı söyleyemeyeceğim. Sadece onları eleştirmeden önce Amerikan basın klasiği okumanızı önereceğim. Bu yazı ilk kez Hobbs Home Journal'da yayınlandı. Yazının yazarının izniyle Rost Dex'te yayınlanan kısaltılmış şeklini aşağıda bulacaksınız. Baba Unutur makalesi yürürken yürekten kopup gelen duyguların aktarıldığı o küçük anların yazıya dökülmüş şeklidir. Pek çok okuyucunun yüreğinde duyguya yansıttığından herkesin bir kopyasını edinmek istediği bir makale olmuştur. Yazarı ve Livingston Larnett'in söylediğine göre ilk yayınlandığının günden bu yana Baba Unutur dergilerde, bültenlerde, yerel gazetelerde yüzlerce kez yer almıştır. Yazarından izin alınarak okullarda, kiliselerde, çeşitli platformlarda binlerce kez okunmuştur. Lise dergilerinde ve üniversite bültenlerinde kullanılması çok ilginçtir. Her nedense bazen küçücük bir anahtar birçok duygunun kapısını aralar. Bu yazı da onlardan biridir. Baba Unutur, dinle oğlum. Bunları sana sen uyurken söylüyorum. Küçücük elini yanağının altına sokmuşsun. Nemli, alnındaki sarı lülelerin yapış yapış ıslak. Odama bir hırsız gibi süzülerek girdim. Birkaç dakika önce kütüphanede oturmuş gazetemi okurken vicdan azabım nefes kesen bir dalga gibi üstüme geldi. Bir suçlu gibi yatağının baş ucuna geldim. Neler mi düşündüm oğlum? Sabah sana kızmıştım. Okula gitmek üzere giyinirken seni azarladım. Çünkü yüzünün ıslak havlusuyla öylesine silivermiştin. Ayakkabılarının kirli olduğunu görünce sana onları temizlettim. Bazı eşyalarını yere attığında sana öfkeyle bağırdım. Kahvaltı elde ederken bir sürü kusurunu buldum. Yiyecekler etrafına saçıyordun. Lokmalarını çiğnemeden yutuyordun. Ekmeğine çok fazla tereyağı sürmüştün. Sen oyun oynamaya gidiyordun. Bense trenime yetişmek zorundaydım. Bana baktın, elini salladın ve güle güle babacığım dedin. Ben ise kaşlarımı çattım ve dik dur dedim sana. Akşam üzeri de durum farksızdı. Eve gelirken seni yere çömelmiş arkadaşlarınla bilye oynarken buldum. Çorapların yırtılmıştı. Arkadaşlarının önüne seni küçük düşürdüm ve kolundan tutup eve götürdüm. Bu çoraplar çok pahalıydı ve giymek istiyorsan dikkatli olmalıydın. Düşün oğlum, bunları sana baban söylüyordu. Hatırlıyor musun? Sonra çalışma odama girdim. Gözlerinden incinmiş bir ifade vardı. Kağıtlarımın üzerinden sana baktığımda bir an için çıkmaya yerledin. Ne istiyorsun diye bağırdım sana. Hiçbir şey söylemeden koşup boynuna sarıldım ve beni öptün. Hem de büyük bir sevgiyle, ilgisizliğin bile azaltamayacağı bir sevgiyle sonra koşarak dışarı çıktın. Kağıdım elimden düştü. Bana neler oluyordu? Sürekli senin hatalarını buluyordum. Seni böyle ödüllendiriyordum. Seni sevmediğim için değil bu. Senden çok şey beklediğim için seni kendi çağımın değer yargılarına göre değerlendiriyorum çünkü. Oysa ki senin pek çok güzel özelliğin var. Kalbin öylesine yüce ki bu gece gelip beni öpüşün de bunu kanıtlıyor. Bu gece başka hiçbir şeyin önemi yok oğlum. Karanlıkta yatağının yanında düz çöktüm ve çok utanıyorum. Bunları sana sen uyanıkken anlatsam da anlatmazsın biliyorum. Anlamazsın biliyorum. Ama yarın gerçek bir baba olacağım.
Seninle oyun oynayacağım. Sen acı çektiğinde acı çekecek, sen güldüğünde güleceksin. Dilimin ucuna kötü şeyler geldiğinde dilimi ısıracağım. Kendi kendime sürekli o bir çocuk, o bir çocuk diyeceğim. Ben seni büyük bir adam olarak gördüm. Oysa ki sen daha küçük bir çocuksun. Daha dün annenin kollarının arasındaydın. Başını onun omzuna dayamıştın. Ah, senden çok şey bekledim oğlum. Çok şey bekledim. İnsanları eleştirmek yerine onları anlamaya çalışalım. Ne yapmak istediklerini anlayalım. Anlayış, hoşgörü ve nezaket eleştiriden çok daha yararlıdır. Bilmek affetmektir. Doktor Johnson da söylediği gibi Tanrı bile insanın son gününe kadar yargılamaz. O halde neden biz yargılayalım? Birinci prensip: eleştirmeyin, kınamayın ve şikayet etmeyin.